Tekbir! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Ebel fez, ebel fez, coşa gel uyan ebel fez. Ebel fez, ebel fez, coşa gel uyan ebel fez. Ebel fez, ebel fez, coşa gel uyan ebel fez. Ebel fez, ebel fez, coşa gel uyan. Başım var, başım var. Hadi ya!
Allah'tan emir
onların inançları ve imanlara bakar. Ve üçüncüsü ise onlar Allah'a tevekkül eder. Ve bütün işlerini Allah'a tevekkül ederek görmeye çalışırlar. Ekrem nedir? Keramet sahibidir.
neden verdiğin üstüne başım üstüne? Verdiğin zaman da başım üstüne, aldığın zaman da başım üstüne. Lâ'na bu dediğin seni ayetler, Allah'ım senden başka benim mağdurum yoktur. İşte teslimiyetin özü bu. İmam Aleyhisselam diyor ki, dünya yaşantısında mağdurumuz sadece Allah sevgisi kabacıdır. Dünya sevgisi kabacı değildir. Kur'an-ı Kerim'de surelerimizde namazlarımızda okuduğumuz bir sure var. Kur'an-ı Kerim'in kısa surelerinden birisidir. Akşam namazında da okuduğumuz biz. Buyurur ve mesihinden insan ile bir husru illellezine amenu ve aminu salihati ve tevasa Namazlarımızda şu
Camide ne kadar zaman geçirirse o kadar onun hoşuna gidecektir.
İmam-ı Kamil'in kuludur. İmam Aleyhisselamları Allahümme belle imanı ekmel imanı Allah'ın benim imanını en kamil imanlardan et. Kamil iman sahibi olabilmek için hangi şartları yerine getirmemiz lazım? Bir, Allah'tan ayrısız ve şanssız teslim olmak. Allah'a ayrısız şanssız teslim olmak. İmanın şartlarının birinci basamağıdır. Allah'ın verdiği anda mutlu olmamak, Allah'ın aldığı anda mahzun olmamak. Bu iman şartıdır. Çünkü sermaye senin değildir. Ne bu canının sermayesi senindir, ne bu evlat senindir, ne bu mal senindir. Hiçbirimizin değildir. Kimindir Allah'ındır? Allah'ındır, mülk Allah'ındır. Ve bizler sadece onun işletmecileriyiz. Bankaya gittiğin zaman banka memurunun önüne getirir bir poşetle para koyuyorlar. Bu bankanın memuru o parayı alır, o kasabı, o veznanı o parayı alır, sahip durur cezalara. Ne mutlu olur o parayı sarmaktan, ne de hüzünlü olur. Çünkü para bu değil, para bankasıdır. Allah görür ki bu canı ben size verdim, bu evladı ben size verdim, bu varlığı ben size verdim. Bunlar sizlerin değil, bunlar ben. Size işletme olarak, bir muhabbet vesilesi olarak vermek istedim. Verdiğim zaman senin karşı koyma gücün yoktur. Aldığım zaman da senin karşı koymaya gücün yoktur. Sen sadece ona bağımlı olursun, bağlı olursun, evladına bağımlı olursun. Ve o evladını senden aldığım zaman sen mahzun olursun. Peygamber Efendimiz onu İbrahim vefat etmişti. İbrahim'i getirdiler, sahabenin içinde mezara koydular zaman, dediler ki Peygamber'in yüzünden yaş aktı. Buradaki bazı sahabeler Peygamber Efendimiz'e arttıkça en azından siz dediniz. Yani siz niye ağlıyorsunuz? Siz ki bize sabır tavsiye ediyorsunuz. Peygamber Efendimiz buyurdu ki bu ağlama, bu gözyaşı isyan gözyaşı değil. Veren Allah'a Allah. O uygun gönlü verdi ve şimdi de gözünü aldı. Bu gözyaşı içerisindeki o evlat muhabbetinin dışa vurmasıdır, dışa yansımasıdır sadece. İsyan değildir sadece bu. Benzer İmam Zeynul Abidin Aleyhisselam buyurur ki müminliğin birinci sıfatı Allah'a teslimiyettir. Bu evladı Allah sana vermemiştir. Ki sen öyle. Veya bu evladı Allah senden almamıştır ki sen öyle. Bu arada kendin elman ve velvenun mal ve evlat bazen zinet bir insan hayatında. Zinettir sadece. Sermaye değildir. Zinettir. Ve bazen Allah tabarak ve teala o zineti senden alır. Karşı koyamazsın. Ama üzülürsün. Üzüldüğün zaman isyan derecesini getirmemezsin. İsyan etmeyeceksin. Şükredeceksin. Buyurur ki birinci özelliği Allah'a karşı teslimiyet, mutlak teslimiyet. Çünkü teslim olmasa ne yapabilirsin o kudretin karşısında? Teslim olacaksın. İkincisi, niyetlerimizin en sağlam oluşabilmesi için Allah Teala ve Teala'ya karşı amel ve inancımız birlikte olsun. Yani inancımız var ise amel de olmalıdır. Veya amel var ise inanç da olmalıdır. Bu iki birlikte İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mağarası, yani mağaranın ayında Kerbela'da sloganlarından birisi buydu. İnne hayat abiyyetu ve cihaf. İnsanın doğumundan ölüm zamanına kadar hayatı akide, yani inanç ve o inancın uğrunda mücadele. İnançların en mübaddesi Allah.
şeytana alet etmem diyor. Çok büyük bir dua. Ve İmam Aleyhisselam buyurur ki Allahümme bellem iman ila ela iman ekmel iman Allah'ım benim imanımın kamil iman et. Kamil iman bir, birinci şartı. Mutlak teslimiyet Allah'a, aynen İmam Hüseyin gibi teslim olmak, aynen Edebiyat gibi teslim olmak, aynen İmam Ali gibi teslim olmak. İmam Ali Aleyhisselam abdest almaya elini uzattığı zaman suyu eline, abdest suyunu eline aldığı zaman titretme tutardı. Edebiyatine sahibiydi. Titretme tutardı. Ve namaza durduğu zaman kendinden içerdi. Teslimiyet, mutlak teslimiyet. Hatta tarihlerde var, o parçası İmam Ali Aleyhisselam'ın o kudunun galaketinde kırılmış kalmış, ithaplamış ve acısından İmam Aleyhisselam Kur'an'ın hükümden müdahale eden ve acısından gelirler Peygamber Ekrem'e söylediler. Peygamber Ekrem diyor, Ali'nin namaz halinde kalacaksınız. Ve namaz halinde Ali Aleyhisselam'ı o hekimler o kudunu yararlar, o oku çıkarırlar, o iltihabını kurtul temizleyirler. Namazdan sonra Ali Aleyhisselam bakıp diyor ki, mihrabı bütün kan dolu. Bu nedir? Yani sensiz namazda ikram edilir. Hekimler dediler. Ali Aleyhisselam ben dedim, dedi, hamdolsun Allah'a zerre kadar hissetmem var. Teslimiyet. Allah'a teslim olduğum zaman ne evladım gözümün önüne gelen, ne kazancım gözümün önüne gelen, ne hiçbir varlığın gözümün önüne gelmesi. Kerbela'daki aşk ve tevkudur. Allah'a aşık olmak. Kerbela'daki kahramanların 72 kahramanın hepsinin aşkı buydu. İçimize Kerbela'da bu aşklarından vazgeçmediler. Bu sevgilerinden, muhabbetlerinden vazgeçmediler. Hiçbirisi tam aşura kadar şehit olmamakla kadar hiçbirisi İmam Hüseyin'e karşı kişilerine kitledi. Ve hiçbirisi ben oturup çocuğumla olacak demedi. Ve o insanlar ki şu fethet, o yaşlılar Hazreti Müslüman İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın temsilcisine sahip çıkmayan insanlar İmam Hüseyin'le Kerbela'da sahip çıktılar. Yani sahip çıkamayan insanlar, yani kendilerini İmam Hüseyin'e de adayan insanlar dediler biz Müslüman yanında şehit olsak o makama ulaşamayacağız. Biz canımızı Hazreti Hüseyin'e saklamamız lazım. Ve onun için ki bu gecelerde akın akın gelirler onlar Kerbela'ya ve Aşura günü İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın öncü şehitlerine o şehitlik numarına elde edilir. Mutlak rezalet. Ve imanın kamile, kemale ermesi için ihlas. Kerbela'da ihlasın hepsini görmemiz mümkün. Halis inanç vardı. Allah'a, Hazreti Hüseyin'e, liderlerine ve İslam'a ve kurbana. İmam Aleyhisselam diyor ki benim imanımdan kamil iman et. Kamil iman olmak demek ne demektir? Şartlarından birisi de diyor ki haramdan uzak duracaksın. Haram yiyen insan haram işlere bulaşır. Haram yiyen insan yalan bulaşır. Haram yiyen insan iftira bulaşır. Haram yiyen insan şer bulaşır. Haram yiyen insan kötü bulaşır. Haram yiyen insan ara orucu olan, ara orucu olmaz. Beliza buyurur ki, halal imanın kamil olmasının şartlarından birisi de halal olmak demektir. Halal olmak demektir. Haramdan da tutmaktır. Haram, haram öyle bir hastalıktır ki insanın midesine gittiği zaman o mideye damsel bulaştırır. O mideye bütün kötülüklerin damselini bulaştırır. O kalbe bütün kötülüklerin virüsünü bulaştırır. Ve bir de bakar ki insan artık daha o vücudunu, ruhunu o virüs sarmıştır. Ve o insan daha ne yapıyor? O insan Allah'tan uzaklaştıkça uzaklaşır. Allah'tan uzaklaştıkça şeytanla haşir neşir olmaya başlayır. Ve şeytanla haşir neşir olduktan sonra bu insan yaptığı kötülüklerle ölmeye başlayır. Mesela böyle bir kumar oynadım, falan insana böyle yedim, falan insana böyle yaptım, filan işte böyle yaptım, falan yerine böyle eğlendim. Bu artık daha o kalbi taşlaşır, başka bir zaman
kötülükleriyle yaptığı günahlar örülmeye başlar. İnanan insanlara başlar taş atmaya. Falan insan namazını uçacak, falan insan sabiti uçacak, falan insan ziyarete gidip uçacak, falan insan falan iş yapıp uçacak. Başlayan inançlı insanlarla alay etmeye. İmam Zeyn Malik Aleyhisselam buyurdu ki, Allah'ım benim imanımı en kamil imanlardan karar ver ama beni de haramlardan uzak tutmak için bana yardımlar edersin yerler. Şartlardan birisi, kamil iman olmanın şartlarından birisi buyurur ki gözünü onun bunun varlığına dikmemelidir. Allah herkesin rızkısını ona tayin etmiştir. Sana tayin edilen rızkıyı kimse engel olması mümkün değildir. Ve başkasına da tayin edilen rızkıyı sen bunun elinden almak mümkün değildir. Rızkına terk edeceksin. Ve gözünü onun önüne dikmeyeceksin. İmam Aleyhisselam'ın bir mağfiret camidun. İnsanın yüzünün suyu insanın yüzünde doğmuştur. Ve insan birisine göz diktiği zaman, birisinin cebine, birisinin eline göz diktiği zaman o yüzündeki su, yüzündeki o donmuş su eriyor. Dikkat ederse, umurlu bir insan, namet bir insanla bir şey talep ettiği zaman kalpler içinde kalır. Yüzünün suyu eriyor, yüzünün buzu eriyor. Ve insan İmam Aleyhisselam buyuruyor ki, mükemmel iman sahibi olabilmek için insanın gözü onda bunda olmamalıdır. Şartlarından birisi, kâmil iman sahibi olmanın şartlarından birisi, hakkın yanında yer almalıdır. Kendi kardeşi de haksızlık yapsa, evladı da haksızlık yapsa, babası da haksızlık yapsa, annesi de haksızlık yapsa, onlara sen haksızsın diyebilmelidir. Ve onların karşısında düşmanı haklı ise o hakkı düşmanına vermelidir ki iman kamil olsun. Ve buyurur ki kamil olma iman uçaklarının birisi de günahyanların kınamalarından çekinmelidir. Sen doğru yolda olduktan sonra, sen hak olduktan sonra, sen kendini bildikten sonra, sen pak olduğunu bildikten sonra, sen suçsuz olduğunu bildikten sonra varsın herkese temsilcisin. Buyurur, günahyanların günahmasından korkmamalıdır. İşte Kerbela'da İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kimisi dedi ki, makam için Kerbela'ya gelmiş. Kimisi dedi, ne için Kerbela'ya gelmiş. Kimisi dedi, ihtilaf sevdasıdır, onun için Kerbela'ya gelmiş. Kimisi dedi, senin ne işin var emevilere karşı olursan, onların gücüne senin gücün yeter değil mi? Diyerek İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı caydırmaya çalıştılar. Kimisi İmam Hüseyin'e akıl vermeye çalıştı. Kimisi İmam Hüseyin'e emevilere oldu. Ama İmam Hüseyin Aleyhisselam sloganı la ilah. İslam'ın ilk sıraları da var. La, yani hayır. İmam Hüseyin Aleyhisselam diyor ki, hayatınızda bazen la demeyi becereceksiniz. Bazen yok demeyi becereceksiniz. Eğer yok demeyi becerirseniz başarılı olacaksınız. Ama yok demeyi beceremezseniz mahcup olacaksınız. Ve başarısız olacaksınız. Bazen la demesini geçeceksiniz. Herkesle dost olan hiç kimsenin dostu değildir. Ve İmam Hüseyin Aleyhisselam Kerbela'ya attığı ilk adım da hayır. Neye hayır? Yezde hayır. Neye hayır? Zulme hayır. Neye hayır? Allah'ın helalını haram eden, Allah'ın haramını helal eden mescid-i emevilere hayır. Teslim olmaya hayır. İmansızlığa hayır. Haksızlığa hayır. Ve hayır bağışlar. La ilahe illallah. Peygamber de hayır başlamış. Allah'tan başka ilah yoktur dedi. İmam Hüseyin Aleyhisselam da diyor ki, Allah'ın adaletinden başka bir adalet kabul etmem ve etmeyeceğim. Ve
Ve şehit
Aleyhisselam Kerbela'ya geldiği zaman Beni Esed kabilesi hemen büyüdü. Yani Kerbela, Mağdama'nın çürüğünü. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ziyaretine geldiler. Beni Esed kabilesi. Şimdiki Irak Başbakanı Ömer Malik kimdir? Beni Esed kabilesindendir. Ve Beni Esed kabilesinin reisleri gelirler. İmam Hüseyin Aleyhisselam'a arz ettiler ki, sizin gelmenizi şereflerine bu konuma getirmişiz. Müsaade ederseniz o bu konuma geçelim. İmam Aleyhisselam buyurdu ki, hayır, ben sizin kurbanlarınızı kabul etmeyeceğim. Yalnız Kerbela toprağının tapusunu bana verin. Kerbela toprağının tapusuyla bana sattı. Yedin Resulullah, bütün topraklarımız da canlarımız da sayanlarla olsun. Savaşmaya gelmişiz sende. İmam Aleyhisselam'ın hayır. Siz savaşmayın. İmam Aleyhisselam düşüyordu. Hayır, siz savaşmayın. Size ihtiyacım yoktur. Sizin başka görevleriniz var. Görevleriniz nedir? Benden sonra görevlerinizi yerine getirmezsiniz siz. Benden sonra aşura gününden sonra 3 gün cenazelerimiz bu toprakların üzerinde tükensiz güneşin altında kalacak. 3 gün sonra yani Yezid ordusu Kerbela'dan çekildikten sonra siz bizi de edeceksiniz. Ve bu Kerbela toprağını bize satacaksınız. Tapuya vereceksiniz. Ben sonra hepsi size bulmam. Heda olsun. Olmaz mı? Toprağı hepsini bana vereceksiniz. Tapuya vereceksiniz. Niye? Çünkü ben şehit olandan sonra uzak memleketlerden uzak İslam coğrafyasından, daha uzaklardan benim ziyaretime gelecek olan dostlarım olacak. Bu dostlarım kendilerini kuvvetli hissetmesin. Onun için dostlar oraya gittiği zaman orada kasir namazı kılmazlar, namaz olan tam kadar kendilerine. Niye? Çünkü o kendilerine. Çünkü İmam Hüseyin kendisidir. Ve İmam Hüseyin Aleyhisselam diyor ki, onlar uzaklardan benim ziyaretime gelecek Kerbela'lar, Kerbela'ya gidenler kadir ve kıymetlerini bilmelidirler. Onlar az sıfat taşımıyorlar. O sıfatı, o sıfat çok büyük bir sıfattır. Her insana nasip olmaz ki Kerbela sıfatı. Ve onlar diyor ki, benim dostlarımdır. Onlar uzaktan bana ziyarete gelecekler ve bu ziyarete geldiklerinde kendilerini garip hissetmemelidirler. Evet, toprağın peşin parasını verir ve o toprağı satmalar. İmam Aleyhisselam ona bir vasiyet eder. Vasiyetlerini Benesel kabilesi bir bir yerine getirir. Vasiyetlerinden birisi de budur ki, ben ölenden, biz ölenden sonra beni defnettiğimiz zaman oğlum Ali Esver'i kıymelerin arkasında böyle onu defnedecek. Onu o defnettiğim yerden çıkar, derim benim mücavva, benim varlığım olacak. Oğlum, diğer oğlum Zed-i Ali Ekber'i ise ayak ucuma defnedecek. Şimdi gidenler dikkat etmişler mi bilmem. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mezarı altı köşededir. Yani bir mezardır, altı köşededir. İmam Hüseyin Aleyhisselam niye oğlan niyetleri ayarlarına terkledi? Bir, oğlundan ayrı kalmak ister. Oğullarından ayrı kalmak ister. Daha önemlisi nedir? Daha önemlisi de budur. O zaman Arap geleneğinde bir adet vardır. Bir insan sevdiğinin mezarına gittiği zaman, bir azizinin mezarına gittiği zaman onun ayak ucundan sürünerek göğsüne doğru giderdi. Sürünerek göğsüne doğru giderdi. İmam Hüseyin Aleyhisselam kendi zevvarına o kadar değer verir ki buyurur benim dostlarım ki benim ziyaretime gelecekler benim göğsüne ulaşabilmeleri için oğlum Ali Ekber'in mezarına çıkması gelsinler. Bu kadar değer verir İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ziyaretçisi. Oğlunu bile o Mekka'da sevse, o ziyaretçisine verdiği değeridir İmam Hüseyin Aleyhisselam. Ve nasihetini edelim İmam Hüseyin Aleyhisselam.
Nebiyavet sahnesine İmam Hüseyin Aleyhisselam Zeynel Züber ve görecek oğlu Ali Yesler ucağında Ali Yesler'i kaldıracak aynı Kerbela'da kaldırdığı gibi feryat edecek gerek gizemli mutlular bu çocuğun suçu neydi bunu diyeceğiz bu çocuğun suçu neydi ki bu çölde hayvanlara diğer yaratıklara serbest olan suyu bu oğluna esirgediniz. Suçu neydi? Esselamu aleyke ya Yeah.
Thank you.